O da kayıt belgesi dışında üyeye bugüne kadar nasıl bir katkı sağladınız? Bu soru karşısında şaşırmamak elde değil. Ama Sayın Osman Dalgar'ı hoş görüyor. İşte 2018-2022 faaliyet raporumuz. Bu 400 küsur sayfa ama anlaşılabilir olsun diye bunu 60 sayfaya düşürdük. Yine 2013-2017 faaliyet raporumuz 500 küsur sayfa. Keşke kardeşimiz bunları bir gözden geçirseydi müsait olduğunda, bir baksaydı da bu cümleleri ona göre kursaydı. Bugüne kadar başkan adayı olduğum Burdur Ticaret ve Sanayi Odası'nda kaç kez gelip gitmiştir? Bugüne kadar binlerce kez attığımız SMS'leri ne kadar dikkate almıştır? Bugüne kadar yaptığımız eğitimlere hiç katılmış mıdır? Ve başkan adayı olduğu odaya kendi grubundan veya bir başka meslek grubu ile ilgili herhangi bir öneri getirmiş midir? Bu soruya birçok faaliyette yer vermediğimiz 536 sayfalık, az önce gösterdim, faaliyetlerimizin özetini içeren dergiyi referans göstererek cevap vermek istiyoruz. Faaliyetlerimizin okunması halinde, odamız web sayfasını takip etmesi halinde soru kendiliğinden cevaplanmış olacaktır. 16 yıldır 4 seçimde neler vaat edip neleri gerçekleştirdiniz diye soru sormuş. Önceki maddelerde yer alan faaliyet raporumuzu, dergimizi ve odamız web sayfasını kaynak olarak gösteriyordu. Orada detayları mevcuttur. Yapılan yurt dışı seyahatlerinde de görüp neleri bulduğunuza ve Burdur'u cevaper iş insanlarına kazandırdınız diye bir soru sormuş. Bir insana yemek yemenin keyfini anlatsam sanırım karnı doymaz. Tadını da almaz, bizzat yemeği yemek ister. Bu soruyu odamız ile yurt dışına gidip gelmiş üyelerimize sormanızı arzu ederim. Odanın imkanları ile değil, herkes kendi imkanları ile yurt dışına gidip gelinmiştir. Bu soruyu odamızın organizasyonu ile kendi paraları ile yurt dışına gidip gelmiş üyelerimize sormanızı öneririm. Ancak onlar size anlatabilirler bu gezilerin ne kadar faydalı olduklarını, bunu yaşamamış birine bunu anlatmak oldukça zordur. Üye listelerini askıya çıkartıp 2 gün içerisinde üyeye bilgi vermeden aidatını yatırmamış üyenin seçme hakkını nasıl elinden aldınız diye soru yöneltmişler. Bu sorular karşısında oda yönetimine aday olmuş birinin daha oda mevzuatını ve 5174 sayılı kanunu okumadığını görüyorum. Keşke aday olmadan önce mevzuatı okumuş olsaydı bu soruyu sormak durumunda kalmadı. 5174 sayılı yasanın 10. maddesi hangi hallerde üyenin askıya alınacağını ve seçimlere katılıp katılmayacağını yazmaktadır. Ayrıca ilgili mevzuat seçimlerden 20 gün önce üye kayıtlarının kontrolü için çağrı yapılmasını öngörmektedir. Biz bu yükümlülükleri gerek odamız web sayfasında ve gerekse yerel gazetelerimizde sizler bunu yayınladınız. İlanlarıyla yerine getirdik. Borcunu ödememiş üyenin hakkı gasp edilmemiştir. Borcunu ödemiş üyeye seçme ve seçilme hakkını mevcut yasa veriyor. Biz değil. Mevcut pandemi koşulları ve diğer olumsuz ekonomik şartlar nedeniyle üye aidatının vesaire diğer giderlerini ödemekte zorluk çeker. Bazı üyelerin aidat borçlarını sırf oy kullanabilsin diye ödemek bu son 15 günde mi aklınıza geldi diye bir soru sordu. Oda olarak mevzuat gereği seçim takvimi belirlenmiş,
kamuoyuna duyurulmuştur. Seçimlerde oy kullanmak isteyen üyelerimiz gerek nakdi ve gerekse kredi kartıyla borçlarını ödemek suretiyle demokratik seçim düzenine katkıda bulunmak istemeleri kadar olağan bir şey olamaz. İş insanları pandemi ve diğer ekonomik zorluklar içinde inim inlerken üyelerimizin ödenemeyen faturası var mı diye aramak aklınıza geldi mi diye bir soru sormuş. Bizlere yönetilen sorularda basından ve odamız faaliyetlerinden haberdar olunmadığını üzülerek görüyorum. Basınla da kamuoyu ile de sıklıkla paylaştık ama madem sordunuz size de kamuoyunda bilgilendireyim. Değerli basın mensupları, yılda iki sefer faaliyetlerimizi hep birlikte bu salonda sizlere anlatıyoruz. Demek ki kardeşlerimiz, arkadaşlarımız bizim bu çalışmalarımızı hiç takip etmemiş veya bizim basınla, kamuoyuna duyurduğumuz faaliyetlerimizi hiç alıp da okumamışlar. Buradan bunu görüyoruz. 11 Mart 2020 tarihinde ilk pandemi ülkemizde görüldüğünde mesleki üst örgütümüz TOB, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne 23 Mart 2020 tarihinde yazdığımız yazıyla sadece ilimiz esnafı ve üyesi değil, yurt genelindeki esnaf ve sanayiciler için şu önerilerde bulunduk. Acizane, odal olarak görüşlerimizi bildirdik. Önerilerde bulunduğumuz anda hiçbir kurum ve kuruluştan öneri gelmemişti. Bu önerileri zaman içerisinde birçok kurum ve kamuoyu ile paylaştık. Bunun da bilinmesinde fayda vardır. Hani 16 yıldır ne yaptınız diye sordular ya, bunu da cevap olması açısından birçok şeyin ilki oldu. Yurt dışı giriş ve çıkışlarına tamamen kapatılmalı, süreç bitimine kadar ülkede karantina uygulamalı. Bu yazdığımız rapor içinde bulunan maddelerden bahsediyorum. İş yeri kiraları dondurulmalı veya belirli oranlarda indirilerek faizsiz ötelenmeli. İletişim, elektrik, su, doğalgaz, kredi vesaire ödemeler pandemi sürecinin bitimine kadar faizsiz ötelenmeli. Süreç sonunda da imkanı olmayanlara uygun kredilendirme imkanlarını tanımak suretiyle borçların ödemelerini sağlanmalı. Karantina süreci boyunca vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için bütçeden siyasi partilere ödenecek 2020 devlet destekleri, milletvekilleri başta olmak üzere tüm kamu kurum kuruluşlarında çalışanların maaşları, İşkur tarafından işçilere ödenmesi düşünülen kısa çalışma ödenekleri toplam ortak bir havuzda toplanarak fon oluşturulmasını, oluşturulacak olan bu fondan 18 yaşını bitirmiş her vatandaşımızın banka hesabına en az 1000 TL yatırmak suretiyle katkıda bulunmasını, karantina süreci içerisinde vatandaşlarımızı sadece temizlik ve gıda maddeleri ihtiyaçları olacaklar için kişi başına 1000 TL'nin yeterli olacağını düşünerek böyle bir teklifte bulunduk. Sosyal değerler karı da zararı da paylaşmalı, zor durumlarda fedakarlık gösterebilmelidir. Bugün ülkemiz ve insanlarımız için vefa ve fedakarlık zamanı olduğunu düşünüyorum diyerek önerilerimizi sıraladık ve başta TOB olmak üzere ilgili bakanlıklara bu raporumuzu gönderdik. Yine Naci Kodlarına göre kimi, hangi gruba nasıl gönderdiniz diye bir soru sormuş. İşletmelerin geneli iş yeri kuruluşlarında bir Naci Kodu seçerler. O işletme herhangi bir kurum kuruluştan destek alamayacaksa, proje yapmayacaksa, Naci Kodu değişimine ihtiyaç duyulmuyorsa işletmenin muhasebecisi de o kodda herhangi bir değişiklik yapmamışsa genelde aynı Naci Kodu üyeliklerden devam eder. Ama bir iştigal konusu değiştirmişse, gelip bizden Naci Kodu'nun farklı olması talebinde bulunmuşsa biz o da olarak bu talebi yerine getiriyoruz.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği her yılın ilk aylarında Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca TOBA iletilen NACE kodlarını il bazında bizimle paylaşır. İlgili çalışmalarımız listeden üyelerimize tespit eder ve o NACE kodlarını TOBA'nın üst yazısına istinaden veya üyemizin vergi lafasını görerek değiştirir. NACE kodları ilk oluşturuluşunda 13 meslek grubuna bağlanmıştır. Örneğin Mermer Hoca'nın faaliyeti 7. meslek grubunda bulunurken mermer parçalama ve işçiliği inşaat grubu ile ilişkilendirilmiş ve 6. grupta yer almasını sağlamıştır. Bugünlük bir konu değildir. NACE kodları oluşumdan bu yana devam etmektedir ki benim NACE kodum bu olmaması gerektiğin ve vergi lafasını getiren üyelerimizin NACE kodlarını belgeye bağlamak suretiyle değiştirmekte. O NACE kodu hangi meslek grubu ile önceden ilişkilendirilmiş ise oraya atamasını da top üyelik sisteminden yapmaktayız. Buna benzer daha pek çok soru sorulabilir, yöneltilebilir. Bu sorunun cevabı da 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve bu kanuna bağlı çıkartılan yönetmelikler bakanlık görüşleri arasında yer almaktadır. Sorulan sorulara tüm cevaplar yeterli derecede verildiğini düşünüyorum. Bu arada bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Ticaret ve Sanayi Odaları 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve bu kanuna bağlı çıkartılan yönetmelikler bakanlık görüşleri kapsamında faaliyetlerini sürdürdüler. Ve ilgili kanunun 4. maddesi odaları tanımlarken üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensuplarının birbirleriyle, halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere mesleki disiplin, ahlak ve dayanışmayı korumak ve bu kanunda yazılı hizmetler ile mevzuatla odalara verilen görevleri yerine getirmek amacıyla kurulan tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır şeklinde açıklamıştır 5174 sayılı kanun. Sayın dalgalar, sorular ile ve vaatlerinizi sıralarken kanun ve mevzuatlardan bir haber olduğunuzu ortaya koyuyorsunuz. Devlet tarafından zaman tutamak küçük ve orta ölçekli sanayicinin ve ticaretin geliştirilmesi adına düşük faizli kredileri tüm paydaşlara doğru ve adaletli şekilde dağıtılabilmesinin dengesini sağlayacağız diye vaatte bulunamazsınız. Böyle bir yaptırım gücünüz yoktur. Odalar tavsiye olarak öneriler sunarlar. İlgili kurum ve kuruluşlar da üst mercilerden aldığı emirleri yerine getirirler. Finansman sağlayıcılarla görüşme yapıldığında finansman sağlayıcı vereceği parayı garantiye almak isteyecektir. Garantör olarak şahsınızı mı, odayı mı ipotek etmeyi düşünüyorsunuz? Tüccar olarak alacağını tahsil edemeyeceğiniz birine mal satar mısınız? Böyle düşünürseniz bu düşüncenizin ne kadar yersiz olduğunu anlarsınız. Ticarete yön vermek ve yeni yatırımları getirmek için üniversitemizde işbirliği yaparak akademik çalışmaları planlama yapacağız düşüncesi de doğru bir düşüncedir. İnşallah gerçekleştiğini görürüz. O da olarak çok gayret etmemize rağmen yeterli başarıyı sağladığımız söylenemez. Yeni pazar arayışları ile ilgili odamız web sayfasına girdiğinizde Veri Bankası'nda ihracat rehberi var. Söylediklerinizi
orada zaten yapıyoruz. Elektronik ticaret olarak adlandırdığınız e-ticaret ile ilgili defaatle eğitimler düzenledik, talep toplamaya çalıştık ve bu ve benzeri birçok eğitim gerçekleştirdik. 16 yıllık durağın mesaisini dolduran umudunu yitirmiş ile ilgili cümlenize cevap olabilmesi adına 2013-2017, 2018-2022 faaliyetlerimizi içeren dergilerimizi tekrar okumanızı boş kaldığımız zamanlarda da odamız web sayfasını gözden geçirmenizi öneririm. Ticaret ve sanayi odalarının yönetimi ciddiyet ister. Sorunları kurumlarla kavga etmeden çözmeyi gerektirecek tecrübe ister. Siyasi uzantıları ardına alıp oda başkanlığına aday olmakla değil, tüm siyasi oluşumlara eşit seviyede yaklaşmak ister. Günlük mesainizi büyük bir bölümünü ücretsiz, hiçbir beklenti içinde olmadan oda çalışanlarına ayırmak ister. Oda başkanı ekip içinde yaşanacak tartışmalarda tarafsızlığını muhafaza edip doğru bilgiyi kimseyi kırmadan, dökmeden ortaya koyup tarafları bir arada tutacak liderlik vasfı ister. Oda başkanlığı odayı tüm kurum ve kuruluşlarda temsil kabiliyetini gerektirir. 2 Ekim 2022 tarihinde yapılacak olan oda seçimlerinde tecrübeli başkan ve ekibiyle birlikte Burdur Ticaret ve Sanayi Odası yönetimine aday olduğumuzu ifade eder. Üyelerimizin bundan önceki tecrübelerimizin ışığında yaptığımız hizmetleri de dikkate alarak üyelerimizin bizleri yeniden göreve layık göreceklerine inancım tam olduğunu belirtir. Seçimlerin odamıza ve ilimize hayırlara vesile olmasını temenni ederim. Hep birlikte Beyaz Oy'da buluşalım. Teşekkür ederim. Beni dinlediğiniz için biraz uzun oldu. Sorulara cevap vermek durumundaydım. Bu verdiğiniz cevaplarda anlaşılır cevaplar olması gerekiyordu. Ömer Başkan biraz mavi iyi düşünüyor. Ömer Başkan...